Evet değerli izleyenler, şimdi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'de aslında voleybol denince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi eski milli voleybolcu ve yorumcu Burcu Hakemezdal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. İyi ki geldiniz. Evet, çok da güzel bir galibiyetin üzerine. Ben diyordum şimdi acaba en çok neyi konuşuruz, keşkeler mi konuşuruz, iyi kiler mi? Hemen hatırlayalım, dün akşama da dönelim istiyorum. Sohbetimize birazdan başlayacağız. Değerli izleyenler, hemen dün akşamı bir hatırlayalım. Amirli Kadın Voleybol Takımı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda D grubundaki ikinci maçında Ukrayna'yı da 3-0 mağlup etti ve 2-2 yapmış oldu. Romanya'nın Kaloşvar kent şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi. Milli takım blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24 maçı da 3-0 kazandı. Çok iyi bir maç çıkaran ve etkili servisleriyle tam 5 ace bulan pasör Cansu Özbay maçın oyuncusu seçildi. Filenin sultanları Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 2-2 yapmış oldu Ay Yıldızlar. Gruptaki 3. maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç'le karşılaşacak. Evet. İsveç rakibini de konuşacağız ama İsveç'e gelmeden bu iki maçı, iki galibiyeti nasıl değerlendirirsiniz öncelikle? Tabii bir hüsran diyeyim kendileri adına. Aslında çok büyük bir başarıya imza attılar olimpiyatlarda. Oradan toparlanıp bu Avrupa Şampiyonası'na gelmek çok da kolay bir iş değil. Bence hala kafalarda o Güney Kore maçının psikolojik olarak savaşı devam ediyor. Buruk bir ayrılıktı değil mi? Evet, yani sonuçta kağıt üstünde üstün olduğumuz bir takıma karşı oynadık. İstediğimiz kura geldi ve ben inanıyorum Güney Kore'yi geçseydik kesinlikle madalya alacaktık. Yani o ışığı görüyordunuz takımda. Ama işte her şey kağıt üstündeki gibi olmuyor. Sahaya çıkıp son topa kadar mücadele edip maçı kazanmak gerekiyor. Güney Kore gerçekten zannederim ki bizden daha fazla istediler. Ama o maçta son topa kadar gitti, gitti Burcu. Gerçekten gitti. 25-23 yani, falandı değil mi? Aynen. Hele bir ara 24-21 geliyoruz. Ay geliyoruz, ya, geliyoruz. Kalpten gidiyoruz. Bir yandan kalpten gidiyoruz, bir yandan skora geliyoruz. Yani o maçı aynen unutamıyorum. Yani gerçekten orada tabii, ben bile oradayım galiba. Ya evet, ben zaten yani maç sonrasında 3 saat kendime gelemedim. Tahmin yani ediyorum. Kaldım seni. Oturdum şöyle kaldım. Boş bakıyorum ekrana şeklinde. Yeon Kong Kim tabii ki tabii çok büyük bir kozdu Güney Kore için. İyi kullandılar. Hani olmadı demek ki böyleymiş diyelim. Şimdi Avrupa Şampiyonası'ndayız. Baktığımızda olimpiyatlara göre daha kağıt üstünde kolay bir gruptayız. Yani daha rahat ilerleyebileceğimiz bir gruptayız, evet, ki bu şampiyonada öncesinde hazırlanamadığımız için şampiyona içinde yani grup maçlarını oynarken istediğimiz noktaya getireceğiz oyunumuzu. Bu yüzden ben şu anda oynadığımız grup maçlarında kendi sahamızdaki oyuna bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani rakipler o kadar zorlayıcı rakipler olmadığı için yani her takımda bizi zorlayabilecek bir ya da iki oyuncu var. O yüzden biz kendi tarafımıza dönüp bakıp bence Giovanni Guidetti de bunu yapıyor. Yeni kadroya taktisi giren oyuncuları da deniyor. İşte eskileri de onlarla karıştırmaya çalışıyor. Birazcık da dinlendiriyor bence Hande ile Melia'yı diye düşünüyorum. Yani böyle bir avantajı var. Bu avantajı da şu ana kadar çok iyi kullanıyor. Çünkü grupta olan takımlara baktığımızda Romanya ile oynadık. Evet, ilk gündü ilk sete çok iyi bir giriş yapamadık. Çok normal. Yani o Güney Kore maçından sonra çıkıp bir de Romanya maçında 1-0 geriye düşünüp oradan maçı kazanmak da gerçekten çok zor bir iş. Ama şunu gösterdi kızlar, hani biz maça kötü de başlasak oyuncu değişiklikleriyle içeridekilerin performansını yukarı çekmesiyle biz zaten alacağımız maçı kazanırız. Ya bir yandan da şey hani dedin ya, şimdi aslında Mayıs'tan başlayan bir sürecin içerisindeler. Çok yoğunlar. Ya voleybol hep böyle yoğun zaten. Evet, ama yani yani bu üçü de peş peş, hani olimpiyatlarda bu sene gelince işte Milletler tabii Ligi, peşinden olimpiyatlar, peşinden şimdi Avrupa Şampiyonası. Bir de Avrupa Şampiyonası bu büyük turnuvalarda aslına bakarsan iki günde bir maç oynuyorsun. Hatta grubun sonuna göre giderek yani peş peşe maç oynamaya geliyor, başlayacaksın. Evet, ertesi gün bunu kaldırmak hiçbir takım için kolay bir iş değil. Aynen. Yani sadece Türkiye için değil. Yani ya aynı şey, şimdi ben Sırbistan'ın maçını da izledim. Bence Sırbistan'da da aynı sıkıntı var. Değil mi? Bir de hani Milletler Ligi'nde de en son
noktaya kadar oynadık. İşte olimpiyatlarda İnanılmaz da bir galibiyet serisi vardı. Evet, grubu geçtik, gruptan sonra devam ettik. Yani önce ilk iki haftada elenme gibi bir durumumuz olmadığı için hani son noktaya kadar oynayınca tabii maksimum maç yaparak pili sonuna kadar kullanıyorsunuz ve o pili bir şekilde bir zaman aralığında bir tekrar doldurmanız gerekiyor. Şimdi olimpiyattan geldiler. İşte 2-3 gün tatil ara yaptılar, bir nefes aldılar ki bence alamamışlardı bence yani. De. O maçın şeyini atmışlardı psikolojik olarak. Sonrasında tekrar başladık. O yüzden bu turnuvada grup maçlarında form tutacak takım. Yani, grup maçlarında dinlenecek neredeyse. Dinlenecek yani bir yandan. Ama maçı da kazanmak zorunda. Evet. O konsantrasyonunu da yapmak zorunda. Yani gerçekten bence normal bir turnuvaya göre çok zor bir turnuva oynuyorlar. Devam edeceğiz. Hikayeye doğal olarak olimpiyatlardan başladık. Olimpiyatlarda yoktu kendisi ama şimdi kadroda genç oyuncu bizi bekliyor değerli izleyenler. Voleybolla yine devam ediyoruz. Voleybol konuşuyoruz. Avrupa Şampiyonası için Romanya'da bulunan Amilli Kadın Voleybol takımımızdan İlkin Aydın'la sohbet gerçekleştireceğiz şimdi. Evet sevgili İlkin, günaydın. Hoş geldin yayınımıza öncelikle. Günaydın, çok teşekkür ederim. Evet, Romanya karşısında alınan galibiyet ve dün akşam da tabii ki Ukrayna karşısında çok net bir zafer elde ettik. Sıcağı sıcağına dün akşamki mücadele ve gruba dair yorumlarını duymak isteriz senden. Ben maç sonu röportajında da söylemiştim. İlk başta birazcık heyecanlıydım tabii ki doğal olarak. Dünkü maçta birazcık daha duygularımı kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Performans olarak da takımca her zaman maç daha da duygusal açıdan da performans açısından da artırarak tempomuzu devam etmek istiyoruz. Bence şu anda güzel devam ediyoruz. Gittikçe de artacağına inanıyorum ben, hem performansın hem de heyecanımızın. Evet tabii ki bütün ekip çok değerli, deneyimli oyuncular da hepsi ayrı bir karakter, hepsini ayrı değerli buluyoruz ama senin olman, genç oyuncu olarak senin olman takımda beni çok heyecanlandırdı. Turnuvanın devamı için ve kendi hedeflerin için neler söylersin? Tabii ki ben sahada kalmak istiyorum. Bunun için de elinden geleni her zaman yapacağım tabii ki. Dün yine iyi katkı verdiğimi düşünüyorum ama kesinlikle ben de performansımı çok çok daha yükseltebilirim. Bundan sonra da öyle olacağına inanıyorum. Kendimi de hep ona hazırlamaya çalışıyorum. Her zaman da sahada olmaya çalışıyorum tabii ki. Sahada olabilmek için çünkü en iyisini yapmak zorundayım her zaman. Bunun için çabalıyorum. Evet İlkin, aslında sen çok ciddi de bir sakatlık geçirdin. Oldukça uzun da sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Ancak çok iyi bir geri dönüşe de imza attın. Milletler Ligi'ndeki performansını unutmuş değiliz. Çok etkileyiciydi. Bu süreçte kendini hem fiziksel ve mental olarak nasıl hazırladın, nasıl toparladın? Bizlerle paylaşır mısın? Tabii ki çok zor bir süreç. Bir kere olduktan sonra hani bu başınıza gelebilecek bir şey olarak düşünüyorsunuz ama ikinci olduktan sonra gerçekten daha gergin ve daha stresli başlıyorsunuz. Çünkü üçüncü olmaması gerekiyor. İkinci çok ince bir çizgi, ikinci ameliyat özellikle diz için. Tabii ki benim çok üzgün olduğum ve mental açıdan kendimi yukarıda tutmaya çalıştığım bir dönemdi. Çünkü mental açıdan düştüğünüz zaman ister istemez sürekli olumsuz düşünceler başlıyor ve ona kapılıp gidebilirsiniz. Bu da dönüşü çok zorlaştırıyor. Olabildiğince mental olarak yukarıda kalmaya çalıştım. Ailem zaten hep yanımdaydı. Ve ikinci senemde tam sahaya dönerken Covid denk geldi. Karantinaya girdik ve karantina benim için bir açıdan çok iyi oldu. Daha çok çalışma, daha kendime dönük çalışma fırsatı buldum. Bunun için de güzel döndüğüme inanıyorum. Tabii ki döndükten sonra inanılmaz bir heyecan vardı içimde. Şu anda da milli takımda olduğum için gerçekten kendimle gurur duyuyorum. İlkin, şimdi senin ismini söylediğimde sohbet için bizi bekliyor dediğimde Burcu Hakyemez burada küçük bir çığlık attı, sevinç çığlığı. Ben hemen sözü vermek istiyorum ona, mutlaka seninle konuşmak istiyor çünkü sana soru da sormak istiyordur eminim. İlkin'cim merhaba. Dün maçtan sonra mesaj atacaktım, sonra dedim ki konsantrasyonu bozmayayım, atmayayım. Dün çok iyi bir performans sergiledin. İlk gün çok normal, heyecan, senin de dediğin gibi hani her şey istediği gibi olmuyor insanın. Dünkü maçta en çok dikkatimi çeken defans ve servis karşılamada yani muhteşeme yakındın diyebilirim. Bu top takip etmeyi inanılmaz geliştirmişsin gerçekten.
Yani hatta bugün yayında söyleyeyim diye buraya not da almıştım. Hücumda da katkı veriyorsun. Peki senin için hani sahada bir topu çıkarmak mı? Yani defans yapıp topu kurtarmak mı? Yoksa bir topa vurmak mı? Yani topa vurmanın hissi tabii ki çok başka. Yani onu çok ayrı bir yere koyuyorum. Ama şöyle de bir mantık içerisindeyim. Hani manşet almadan diğerlerini yapamam, yapamayız sahada. O yüzden her zaman önceliği manşete veriyorum tabii ki. Ama tabii ki topa vurmak çok ayrı bir his yani. Evet, genelde zaten izleyenler hani genelde hep hücumu gördüğü için, topa evet. vurmayı gördüğü için hani evet. Tribünden çıkan bir topu belki de çok iyi bir hareket olarak görmüyorlar ama işte İlkin topa sert vurduğu zaman İlkin iyi oyuncu diyorlar. Demin de Kesinlikle. Belirttik çok önemli bir sakatlık getirdin. Zor bir süreçti senin için. Kendini bu noktada görüyor muydun? Yani 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ben ilk iki maçta da ilk altı başlayacağım ve iyi bir performans sergileyeceğim. Tabii ki ilk sakatlandığımda hani bunu düşünmemiştim. Hani takım belki kulüpte tabii ki sahada bulunabilirim diye düşünüyordum ama hiç milli takımı düşünmemiştim. Ama hep bunun için çalıştım. Yani olur olmaz hani önüme böyle engeller koyarak değil de her zaman olabilire göre çalıştım. O da daha çok çalışmamı sağladı. Sanırım bir başarı varsa bu yüzden. İlkin, ben de sana bir soru sormak istiyorum. Banu Yelkovan, ben de stüdyoda Burcu ve Yonca ile birlikte ve stüdyo dışında da maçlarınızı izleyen ekiptenim diyeyim. Sen kendi jenerasyonun, 2000 jenerasyonun altın isimlerinden birisin. Tıpkı Ebrar gibi, tıpkı Derya gibi. Tokyo Olimpiyatlarında olmaman senin kadar bizi de çok üzdü. Çünkü Milletler Ligi'ndeki performansından sonra biz biraz evvel stüdyoda sana bağlanmadan önce şeyden bahsediyorduk. Hani o Tokyo'dan çıkıp bu, yani sen tabii ki o ekran başında yaşadın bizim gibi ama ben şeyi merak ediyorum. İçerideki hava nasıl? O psikozu atlatabildi mi ekip? Siz onlara nasıl destek oluyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bize biraz içeriden bilgi verir misin? Takımın havası hakkında ve maçlar hakkında. Yani şöyle, tabii ki çok zor bir psikoloji bence. Hatta olimpiyat bittiğinde ben dışarıdan izlememe rağmen böyle şeyler düşündüm. Hani keşke olimpiyat olduğu zaman başka turnuvalar olmasa. Çünkü hani psikolojik olarak gerçekten zor bir süreç. Ama takım arkadaşlarımız geldiğinde hepsi tekrardan motive olmuştu. Biz de burada olabildiğince tüm pozitif enerjimizi onlara vermeye çalışıyoruz. Sağ içinde, kenarda, antrenmanda. Biz her zaman en üst seviyede pozitif olmaya ve enerjik olmaya çalışıyoruz antrenmanlarda. Onlar da zaten motivasyonu koruyarak gelmişlerdi. O yüzden şu anda bir sıkıntı yok. Herkes gayet motive. Süper. İlkin, hatırlıyor musun Ankara'da oynanan milli maçlarda? Ben senesini tam net hatırlayamıyorum ama top topluyordun sahada. Ve evet. Küçücük bir kızdın. Ben de Neslihan'la olan fotoğrafını unutamıyorum, evet, Burcu. Neslihan'la fotoğraf çektirip sonra aynı takımda oynamış ya, ben de o fotoğrafı hep aklımda, gözümün önünde. Yani mesela ben de top toplamıştım Eczacıbaşı maçlarında ve hani benim için çok büyük bir şeydi top oynamak ve işte ne bileyim, o zamanlar Nalan abla oynuyordu sahada, ona işte servis atarken o topu vermek, o servisten sayı alması, ben verdim topu falan, böyle bir gururlanma. Yani seni de milli maçlarda çok net hatırlıyorum, kenarda top topluyordun, oyuncularla fotoğraf çektiriyordun ve şimdi o takımın vazgeçilmez bir oyuncusun. Kendini maça nasıl hazırlıyor İlkin? Ne düşünüyorsun maçtan önce? Yani çok inanılmaz bir his tabii ki. Hatta ilk VNL maçında şöyle bir şey oldu. Ben ilk sayıyı aldım oyuna girdikten sonra ve Eda ablayla böyle karşılıklı sevindik. O an böyle bir nabzımı ölçtüm. Dedim ki ya ne yapıyorum ben şu anda, neredeyim, nasıl oldu, hani nasıl geldik bu sürece? Yani ilk gerçekten o an bir şaşkınlık yaşadım ve maç içerisinde, maçtan sonra değil. Gerçekten çok inanılmaz bir his. Maça kendimi nasıl hazırlıyorum? Maça şöyle, duygularımın hepsini normalleştirmeye çalışıyorum. Yani asla uçlarda yaşamamaya çalışıyorum. Öyle olduğu zaman çünkü benim performansım çok etkileniyor bundan. O yüzden her şeyi normalleştiriyorum. Vücudumu dinleyerek hazırlanıyorum maçlara. Ritüellerin var mı? Yani işte uğurların her maçtan önce yap. Genelde vardı, var ya kızların. Hani senin de var mı acaba? Bazılarının yeni nesilin vardır, var mı merak ettim. Yok, söylemezlerdi. Bakalım ilki söyleyecek mi? Bakalım söyleyeceğim mi? Yok, benim gerçekten yok ama. Yeni nesil yani baya baya yok.
Yeni neslin çok yok. Seni çok öpüyorum. Görüşmek gerçekten üzere. Seni büyük bir hayranlıkla izliyorum İlkin. Böyle devam et. İlkin evet. Zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz ve sakatlıklardan, şanssızlıklardan uzak bir turnuva olsun. Maçlar diliyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Peki devam edelim. Evet tüm branşlarda... Bayılıyorum bu arada Yonca, araya gireceğim. Bu lütfen. Genç sporcuların bu özgüvenli ne kadar rahat güzel konuşuyor evet. Değil mi? Yani sadece o Uğur maçtan önce yaptığı ritüeller değil, başka alanlarda da bence değişiklikler var. Genç sporcular kendilerinden çok emin, evet, kendilerini çok iyi ifade evet. ediyorlar. Sanki böyle bir arada bir spor psikoloğu havasında konuşuyorlar. Yani çok önemli. Öyle ritüele falan da gerek yok. Evet, yani ben aynen öyle. Gerekeni yapıyorum. Yani eskilerdi. Yani kendini gösterme Burcu. Bizde çok vardı yani, hala hani takımda olanlar vardır tabii. Hani ne bileyim işte maçtan önce ocesini tazeleyen, işte vardı, mavide vardı. İyi oynadım o maviyle. Olimpiyatlarda kırmızı rujlu ben atleti bayağı bir şey yaptım, takdir evet. ettim. Yani, o yüzden. O yağmur yağıyor, o şeyde rüzgar saçı başı dağılıyor ama o ruju her zaman var. Zaten spiker de hep dile getirdi onun uğuruymuş diye. Ya tabii ki bence hani tatlı şeyler ama olabilir. Ama voleybol takımı bir de meşhurdu. Saçlar işte onların tabii. saçları, ojeleri, böyle makyajları nasıl ona da. O aslında bence ne biliyor musun? Maçtan önce stresi azaltma yöntemi. Aynen, vakit yani ona işte. Konsantre olacağını hani makyajını yaparak ya rahatlatıyorsun. Sabah antrenman yaptın. Atıyorum işte 8.30'da maçın. İşte sabah 9'da bir 45 dakika, bir saat bir servis antrenmanı, servis karşılama. Geldin, yemek yedin, toplantı, ne yapacağım maça kadar, nasıl geçecek o süre, geçmiyor işte. Ya yani oturup düşünsen düşünmek her zaman pozitif etki yapmıyor. Ay, yok, maçı düşünme. Maçtan önce yaşamak bazen de tam aksine stresini arttırabiliyor, onu yönetemiyorsan eğer. O bence neredeyse yani biraz abartılı olacak ama kafa boşaltmak için meditasyon gibi bir şey yani kafa o anda. Bak ilkini. Banu Yelkovan evet söylemişsiniz. Evet. O fotoğrafı baksana. Ben unutamıyorum aşkım demiştiniz. O fotoğraf evet. şu anda ekranda. Ya bir ilkinin bu halini çok net hatırlıyorum. Yani bu noktadan geldiği şu anki. Evet. Bir de hayranı olduğu oyuncularla işte oynamak ve o heyecanı kontrol edebilmek. O yüzden yani spor psikoloğu gibi konuşuyor almışsın, dedim. Sonra evet. Neslihan var ya. Takımda Galatasaray'da oynadı. Diyor ya nabzım diyor kaça çıktı bilmiyorum. Yani 21 yaşında ilkin. Ebrar gibi. Ebrar da. Ama Ebrar da böyleydi aynı. Evet. Hayır. Yani aslında o stresi kontrol ediyor derken ilkin kadar Ebrar'ı da düşünüyordum. Yani bir yandan aynen. da. Çünkü geçen haftanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi ve yaşadığı da çok kolay da bir şey değil yani. Sosyal medyayla hepimiz içi dışlıyız. Evet. Çok kolay bir süreci çok kendinden emin bir şekilde çok yönetti. Çok güzel yönetti. Ve iki maçtır da sahada en iyi performans veren oyuncuların başında geliyor. Evet. Biz yani o yüzden biraz şimdi tabii ki bu amili voleybol takımımıza fazla anlam yüklüyoruz. Ama yüklememiz de gerekiyor. Çünkü o kadar açız ki bu kadar başarılı genç kadınlara ve ülkemizde hani sadece bu 8 Mart'larda mesajlar vererek bu toplumsal eşitsizlikte 8 Mart'ın değişmez ikilisi. Evet, bir şeyler değişmiyor. İşte bir kız çocuğunun, erkek çocuğunun neyse annesi voleybolcu olunca, annesi futbolcu olunca esas dünya değişiyor. Bu kadar fazla omuzlarına anlam yüklüyoruz ama onlardan da bir dezavantaja dönüştüğünü görmüyoruz. Çok hakimler her seferinde zaten kadına dair, Türk kadına dair o kadar güzel mesajlar veriyorlar ki. Aslında buna bu senin söylediğin yere en güzel gelebilecek, en doğru gelebilecek insanlardan biri. Bugün stüdyo konuğumuz Türkiye'nin ilk ve en önemli kadın voleybol takımının en önemli oyuncularından biri. Filiz Hanım'ın kızı Burcu yani o baskıyı öyle Filiz abla mı diyeyim? Filiz abla. Şimdi aynen. O fotoğraftaki gibi işte o genç kızlara örnek, sizler gibi örnek birileri olmazsa akıllarda kadın fikri de değişmiyor. Yani biz ne kadar dediğim o yüzden söyledim. Tabii ki 8 Mart'larda çok güzel mesajlar veriyorsunuz ikiniz de ama. Ben her sadece, gün vermeyi tercih edebilirim. Tabii, evet %100. Sözde kalınca. Mesela biraz evvelki handball haberi vardı ya üzerine konuşamadık. Güneş'in çocukları. Evet. O kadar güzel bir haberdi ki burada biz onu çok üçümüz güzel. Sohbet ederek izledik. Evet. Yani sahaya kavuşmuşlar. Ne kadar kalabalık bir takımdı bu arada. O da çok dikkatimi şimdi çeken değerli bir şeydi. Şimdi bazen yeteneğiniz vardır. İsteğiniz, arzunuz vardır. Disiplininiz vardır. Ama teknik bir şeyler, tesis yoksa tesis, ya da spor salonuna gidecek yol paranız yoksa, aileniz size öyle bir bütçe ayıramıyorsa
Antrenman yaptık. Hiç terlemedim hiç diyor. Hiç terlemedik diyor. Şeyde olsam şelale gibi akardı diyor dışarıda olsam. Ya, yani ne kadar güzel. Evet. Daha önce Merve Akpınar'la duymuştuk Şanlıurfa ve handball ilişkisini. Hani ne kadar baskı olabileceğini de Merve birinci ağızdan. O da evet. 13 yaşında küçücük ağladım bir kız. Ağladım ben o videoyu izledim. Ben kaç kere ağladım gerçekten. Ama ona da boyun eğmiyor işte. Kadının bence farkı illa bir farkından bahsedeceksek bu... Gerçekten istediği zaman ve arkasında bir destek olduğu zaman bu da çoğu zaman aslında babaya anneye de düşen bir rol. Biraz aileden geliyor. Aileden evet. gelen kesinlikle. O desteği gördüğü zaman o azimle yoluna devam ediyor kolay kolay pes Bence etmiyor. Bence ilkinin mesela en büyük avantajı ki gerçekten çok önemli iki tane sakatlık geçirdi. Çok zor hani çok genç yaşta geçirdi hani oynarsınız kariyeriniz belli bir noktaya gelir sakatlık geçirirsiniz sonra geri dönmeniz daha kolay olur ama o genç yaşta iki tane... dizinden hani voleybol için çok önemli bir organ diz yani sıçrıyoruz sonuçta öyle bir sakatlık geçirmesi gerçekten ben dedim ki bence dönemeyecek herhalde yani gerçekten kendim düşün çünkü ilkini geçirdi döndü oh dedim yaşasın ikinciyi şey yaptı orada işte aile devreye giriyor yani aileniz sizin arkanızdaysa ve size %100 destek veriyorsa sizin kötü gününüzde sizi destekliyorsa yani belki de sporcu aileden gelmenin bir avantajı işte o zaman hissediliyor İlkinde olabilir. De aynı şekilde. Kardeşi, erkek kardeşi var. İnanılmaz yakınlar. Yani çok güzel bir aile ortamı. Aile bence bir sporcunun belli bir noktaya gelmesinde en önemli etken. Çünkü ailenin, çok fazla fedakarlık ailenin yapıyorsunuz. Ailenin bilinçli olması bir, koçun çok büyük önemi var. Yani sporcuya gelene kadar bence de önceki iki adıma Ataman, bunları kesinlikle Ataman Güneyli'ydi de Galatasaray'ın antrenörü ilkinin geldiği şu noktada bence onun da çok büyük emeği var. Aynı şekilde Nihan'ın eşinin o da libero olarak forma giyiyordu Galatasaray'da. Sonrasında menajerlik görevine geçti. Şimdi Türk Hava Yolları'nın menajeri. Yani bu iki tecrübeli isim bence ilkinin belli bir noktaya gelmesi teknik, ve... Federasyondan mutlaka bahsetmemiz Tabii. gerekiyor. Yani bu başarıdaki istikrar tüm branşlara baktığımızda yani ülkece milli takımlarda en istikrarlı olduğumuz takım çok değerli. Şeyi nasıl yorumlarsın? Kendi oynadığın dönemle ilgiyi, ilgisizliği şu an aslında bazen dezavantajdı. Hani böyle kimse çok da sesi çıkmıyordu, çok da ilgi yoktu ama hala iyi işler yapıyorlardı tabii ki. Madalyalar hep geldi. Kendi döneminde nasıl kıyaslarsın şu anki voleybol alan ilgiyi? O dönem normal reyting alan bir kanal yayınlıyordu maçta. Şimdi adını vermeyeyim olmaz değil mi yayında? Olmaz ben. Hala yayında çünkü kanal. Şöyle bir popülerlik oluşmuştu. 98 yılında biz Eczacıbaşı olarak ilk kez Avrupa Kupası kazandık. Avrupa'nın sev kupasını diyeyim şimdiki. O kupayı kazandık ve turnuva Final Four'u dörtlü finali Bursa'da düzenlenmişti. O takımda işte Arzu Göller, Özlem Özçelikler, Çiğdem Canlar, Şapov'da, Elena Şapov'da çok değerli isimler vardı. Tabii öyle bir başarı gelince o dönem bir popülerlik oluştu. Yani biz gerçekten hani bilinen, hani sokakta yürürken tanınan insanlar haline geldik. Annenlerin döneminde de yine vardı bir popülerlik. Vardı. 1980'de de bir Avrupa aynen. ikinciliği vardı gene Eczacıbaşı'nda. Ama bunların hepsi aslında kulüp bazında gelen başarılardı. Ne zaman ki işte Filenin Sultanları ve Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik geldi. 2001'de. Hı hı. 2003'te pardon. Basketbola gitti. 2001'de basketbol aynen Avrupa ikincisi oldu. Baban karıştı. Evet. 2003'te o Avrupa ikinciliği geldikten sonra milli takım seviyesinde de ha biz sadece Türkler olarak da bir şeyler başarabiliyoruz anlayınca işte o zaman bence gerçek popülerite yavaş yavaş ama hani bakarsan başarıyla popülerite doğru orantılı mı şu anda voleybolda? Bence değil. Değil. Yani hiçbir kanalda voleybola özel hiçbir şey yapılmıyor. Hani bir bizim eski Ülkenin kanalımız da vardı. Evet vardı. Yani başarılı bir spor dalı. Baktığında içerideki oyuncuların hepsi çok kaliteli, çok düzgün. Demin, yani takımın en küçüklerinden biriyle bağlantı yaptık. Hiçbir şekilde... Yanlış bir şey söylemedi, çok düzgün konuştu, inanılmaz bir enerjisi vardı. Yani tabii bunları ben açıkçası eski bir voleybolcu olarak daha fazla görmek isterim ekranlarda. Ama maalesef biz Türkiye'de yaşadığımız için ne kadar başarılı olursanız olun hiçbir şekilde
zaman alamıyorsunuz. Ya kesinlikle Türkiye'nin en başarılı takım sporu. Yani başka yani tartışmaya bile gerek yok. Tartışmaya bazen bile gerek yok. Bazen kızıyorlar öyle deyince ama. Kızsınlar. Kısımlar. Yani öyle bayağıdır koyalım öyle. Koyalım rakamları, koyalım yatırımları, koyalım ekranda verilen süreleri, işte koyalım sponsorluk desteklerini. Pek çok açıdan değerlendirelim ve Türkiye'nin en başarılı takım sporu olduğunu bir kez daha ortaya koyalım. Bir de şöyle başarı gelince sen futboldan daha iyi bilirsin. Hani ben futbolu öyle dışarıdan hani biliyorum offside ne demek ama dışarıdan takip edenlerden. Verilen süre zaten az. Onun dışında sponsorlardan gelen ücretler de düşük. Oyunculara verilen paralar da düşük. Tabii bütçe kısıtlamaları var bir yandan. Ama ona rağmen ben Avrupa'nın en iyi ikinci ligi ya da birinci ligi bile olabilir. Kesinlikle birinci ligiyiz. Yani şu anda Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyunculara bak. Olimpiyatlarda oynayan oyuncuların hepsi Türkiye'den gelmiş geçmiş. Ama şöyle gelmiş geçmiş. Yani futboldaki gibi kariyerinin son iki senesinde Türkiye'ye gelmemiş. Kariyerinin en üst noktasını Türkiye Ligi'nde oynamış şeklindeler yani. Biz salonlara gittiğimizde hatırlıyorum seninle olimpiyatlardan konuşuyoruz. İşte bu bizde oynadı. Bunu hatırlarsın. İşte Jordan, işte Amerika o yani bütün takımlardan. Ya Amerika milli takımına bak. Neredeyse hepsi Türkiye'de oynadı. Ve kariyerlerinin en üst noktasında Türkiye'de oynadı. Yani bu gerçekten ya bizim milli takımımızın şu anda geldiği nokta da bundan dolayı bence. Yani iyi sporcuyla, başarılı sporcuyla oynadığınızda senin Türk oyuncun da gerek antrenmanda gerek maçta gerekse takım içindeki oynuyorum oynamıyorum rekabetinde. Amerikalılar o yüzden mi bu kadar iyiler? Hani bizden mi? Bizim sayemizde tabii. Ligleri yok Amerikalıların zaten. Burcu biz olayı oraya bağlarmışız. Ben hemen bağlarım. Bizim sayemizde olimpiyatmalar. Gerçekten çok seviyoruz. Müthiş bir desteğimiz var ama şimdi sen daha yani tabii ki yani kimize göre de daha bambaşka yorumlar yapabilirsin. Ben biraz daha şimdi bir turnuvada devam ederken belki çok acımasız olmayacaksın ama biraz daha analitik bir yorum senden isteyebilir analitik miyim? Neden olmadı? Yani bazen de olmaz işte. Olimpiyat mı? Avrupa Şampiyonası. Olimpiyatlardan bahsedersek. Olimpiyat çünkü niye iyi olduğumuzu biliyoruz vesaire vesaire. Ya işte bazen de olmaz mı diyorsun? Yoksa belki birkaç böyle hani motiv olabilir mi? Şimdi şöyle Güney Kore maçı biter bitmez işte yayınlar yaptık. Ben onlarda çok fazla teknik işte taktik şeylere girmedim. Çünkü sonuçta bir turnuva daha vardı Avrupa Şampiyonası şu anda oynanan turnuva. Ama Güney Kore maçını tekrar izledikten sonra baktığımızda evet gerçekten taktik olarak işte oyuncu değişiklikleri olarak hatalar var mı? Var. Yani bunu net bir şekilde bunu görüyoruz. Bunu görmek güzel umut veriyor çünkü hani. Şu anda olmayabilir o zaman. Şu anda o hatalar yapılmazsa evet, şimdi, daha tabii, iyi olabilir. Olimpiyatta böyle bir maç oynayıp bundan kendimize eğer ders çıkarabilirsek yani bu teknik ekip içinde geçerli, içerideki oyuncular içinde geçerli, sonradan oyuna dahil olmuş oyuncular içinde geçerli. O zaman işte kazanan taraf Türk voleybolu olacak. Önemli olan ders alabilmek. Evet. Ve bu kadar kritik ve stres altında oynanan bir maçta bu hataları bir daha yapamamak ki biz Avrupa Şampiyonası'nda Güney Kore tarzı maçları oynayacağız. Hatta daha zorlu rakiplere karşı oynayacağız. O yüzden kesinlikle hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi biraz bu turnuvaya ben geri dönüyorum. Biz D grubundayız. Romanya'da oynuyoruz. İşte bundan sonra İsveç'te Finlandiya'yla, Ukrayna'yla, Hollanda'yla oynayacağız. Grupta bizi zorlayabilecek sana göre? Hollanda diyeyim. Yani bu grupta kağıt üstünde bizi zorlayabilecek Hollanda var. Ama Hollanda da eski Hollanda değil. Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı dönemde işte Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncularıyla beraber, Vakıfbank'ta forma giyen oyuncularla beraber gerçekten belli bir seviyeye, voleybollarını belli bir seviyeye taşımış bir Hollanda vardı. Şimdi sahada daha genç bir Hollanda var. Ha, kağıt üstünde ben kesinlikle Filenin Sultanları'nın üstün olduğunu düşünüyorum. Ama hani bu grupta kim zorlar dersen bence Hollanda. Peki, bu gruptan çıktık. B grubuyla eşleşeceğiz. Polonya 2'de 2 ile gidiyor. Bulgaristan var. 1'de 1 o da. Çekya var. Almanya var. İspanya var. Yunanistan var. Evet burada da Polonya'nın ben gruptan 1 çıkacağını düşünüyorum. Tabii Polonya-Bulgaristan maçına bakmamız gerekiyor. Almanya-Polonya maçını izledim. Almanya'yı Almanya yapan yani şu andaki noktaya getiren Giovanni Guidetti'dir.
ilk olarak Türkiye'de çalışmaya başladığında Almanya milli takımını çok uzun seneler çalıştırdı ve Almanya voleybolunu gerçekten hani dipten alıp en üst noktalara taşıdı diyebiliriz. Şimdi Almanya milli takımının antrenörü Giovanni Guidetti'nin yardımcısı Felix. Uzun süredir de o çalıştırıyor takımı. Genç bir takım ama bence çok tehlikeli bir takım. Ben Almanya'dan hep korkmuşumdur. İnanılmaz amatör ruhlu oynayan bir takım ve hani atıyorum 2-0 öndesiniz, 20-0 öndesiniz, gene geri dönüş yapabilirler yani. O yüzden hani bizim psikolojimizi bozabilecek yapıya sahip bir takım. Polonya yüksek bir takım. Onlar da jenerasyon değişikliği yaptılar ve Almanya karşısındaki en önemli kozları, pasör çaprazları ve bloklarıydı. Rusya tarzı oyunları var diyebilirim. Yani Polonya, Almanya, Çekler herhalde 3 olur. Başka kim vardı? Yunanistan ya da İspanya'da. Ha pardon, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti bence. Sıralama öyle olacak. Ondan sonraki grupları sormayalım. Belki bir daha konuk ederiz. Çünkü bu aşamadan sonra eşleşmeler daha sonraki turlarda değişecek. Belli olacak. Evet, çeyrekler. Evet, bizim evet. De az zamanımız kaldı. Az bir zamanımız kaldı. İyi ki geldin, iyi ki anlattın. Müthiş bir enerjin var. Hatta çok az bir süre kaldı. Gitme, devam edelim. Şimdi programa bakalım değerli izleyenler.